Merhaba. Konumuz özel açıların sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantı. Öncelikle şöyle 30, 60, 90 üçgeniyle başlayalım. Şimdi 30'un karşısı x ise 60'ın karşısı x kök 3. 90'ın karşısı 2x'tir. Buradan sinüs mesela sinüs 30. 30 eşittir. Neydi? Karşı bölü yani x bölü hipotenüs yani 2x. Buradan sinüs 30 ne çıkar? X'ler sadeleşir. 1 bölü 2. Aynı şekilde mesela kosinüs 30. Kosinüs neydi? Komşu bölü yani x kök 3 bölü hipotenüs. X kök 3 bölü 2x. X'ler sadeleşir. Kök 3 bölü 2 olarak çıkar. Böyle aynı mantıkta yapabilirsiniz. Yani işte sinüs söyledik. Kosinüs söyledik. Mesela tanjant 60 nedir? Karşı bölü komşu. Yani x kök 3 bölü x'ten kök 3'tür. Kotanjant 30 nedir? Komşu bölü karşıdan x kök 3 bölü x. O da kök 3'tür. Gibi. Bu 30-60-90 üçgeniydi. Bir de 45-45-90 üçgenimiz var. Şurası 45. Biraz daha düzgün çizelim. Şurası 45. Şurası da 45. Burası 90. Sinüs 45 nedir? Şimdi 45-45-90 üçgeninde burası x ise, burası x ise, burası x kök 2'dir. O yüzden sinüs 45 karşı bölü hipotenüs olduğundan eşittir. X bölü x kök 2'dir. Yani x'ler sadeleşir. 1 bölü kök 2 payı paydayı kök 2 ile çarparsak kök 2 bölü 2 olarak çıkar. Sinüs 45 tanjant kotanjant da normal mantıktan yapabilirsiniz. Yani genel olarak özel açılı üçgenler özel açıların trigonometrik değerleri bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın.